canım. Aldın mı cevabını? Geçtin masanın başına. Ya. Tebrik ederim. Ne kadar kolay bir karakter olduğunu şimdi biraz daha anladım. Seni bu hafta buradan kesin gönderiyorum. Bak şimdi sen önce kayınvaliden oturduğun evi de satmasın başkalarına. Bence kayınvalidenle onun pazarlığını yap. Kayınvalidem istediği evi satsın, bizde evler bitmez sattım. Başkasına geçer otururum. Tabii. Sen beni onunla vuramazsın. Tamam, ben mal varlıklarınızı da ifşa ettiyseniz artık yeter, dinlemek istemiyorum. Ya kaç gündür bak buradayım, 4 gündür. O kadar içimde yara ki artık dayanamıyorum, söyleyeceğim. Beni yok say. Fatma, sen Allah aşkına konuşma bebeğim. Bak seni orada görmek hiç istemiyorum. O kadar üzülüyorum, o kadar negatif enerji alıyorum ki senden. O masanın hakkını veremiyorsun sen. Bak o masada aynen, Yeşim yarışıyordu, biliyorsundur belki. Evet. Şampiyon oldu o da geçen sezon. Yani o kadar isterdim ki burada Yeşim'le birlikte böyle dişe diş, kana kan yarışmayı. E'si işte, hadi artık boşalt masayı ya. Sen eğer istemiyorsan gidebilirsin. Seni yollayacağım zaten, bu bir. Sen beni yollayacaksın. Yeşim kim ya? Aa, bırak Allah'ını seversen. Ben bir şey söyleyeyim. 4. sezon şampiyonu. Bir saniye. Sen saygı duyacaksın. Sana hak vermedim söz hakkı. Sen siz zaten bekletin. Ne şampiyon tanırsınız, ne başarıyı desteklersiniz, översiniz. Bir tutturmuşsunuz devrik şampiyon, yok bilmem ne, yok öyle. Hayatım böyle. Beni bir dinleyecek Aysun mi? Aysun Kuşatan 3. sezon şampiyonu tanıştırayım kendime. Gider ayak en azından bir tanımış ol. Yeşim de geçen sezonun şampiyonu, keşke senin yerinde olsaydı. Geçmişe mazi derler bebeğim. Yeşim de kimmiş ya? Ben olsaydım Yeşim ne kazanacaktı? Yeşim'in karşısında benim gibi bir rakip olsaydı ben güçlüyüm, becerikliyim, sen güzelim. Yeşim'in her tarafı yapma, acaba? Takma, çakma. Kendini ne sanıyorsun ya? Ne hani şampiyon mu, bir şeyim ne? Ne olacağım ya? Hayatım. Sen de evde oturursun, televizyonun başında beni izlersin. Yeşim'i de çağır yanına. Beraber ağlarsın. Ben 10 ay yarıştım bebeğim. 10 ay boyunca sen kanaldayı her açtığında beni izledin, beni. Yarışabilirsin. Yeşim de kimmiş ya? Yeşim'i ben kendime rakip de görmüyorum. Yeşim'i takmıyorum ya. Görmezsin. Ayıp zaten ya. Yeşim'i hiç sevmezdim. Neden? Elinizi bilmiyorsunuz arkadaşlar. Birazcık haddinizi bilseniz böyle konuşmazsınız zaten. Kaynanası ağlıyor. Aldı altınları, bilezikleri. Bir şekilde şansı da döndü. Oldu birinci. Neymiş? Yeşim şimdi şeymiş, şampiyon. Burada ağlayarak şampiyon olunmuyor. Niye ağlıyorsun o zaman şu an hayatım? Ben hiç ağlamadım bebeğim. Sana yer ne? O an doğradım şu an sen. Bilmiyorum ne ima etmeye çalışıyorsun ama yemek yapıyoruz ya burada. Sen şu an benden korkuyorsun. Bomboş konuşuyorsun Fatma. Çok sıkıldım senden ya. Yeşim burada elendi geldi. Sonra da birinci olduk. Ben Yeşim'in gerçek kaynanası olduğuna bile inanmıyorum onu. Ama yok artık yani. Ya bu kadar daha fazla artık. Ya bir dakika ya. Sonuçta sen Yeşim'le yarışmadın ve onu tanımıyorsun da. Bu şekilde iddialarda bence bulunma kızın hakkında. Sonuçta buraya emek verdi. İstediğimi söylerim, kimse de buna karışamaz. Ay vallahi Aysun duygularıma tercüman oldu. Ne diye? Yani o masaya yakışmadığını söylüyor Fatma'nın. O gelinlerin arasında ben karışamam ama gerçekten şurada yani sizin yerinize Beyhan Hanım olsun isterdim. Bu ne böyle ya? Yani kadın hiç değilse cıvıl cıvıldı, bir sempatisi şeyi vardı yani, sempatikliği vardı yani. Siz bu nedir ya? Bu kayınvalidenin odasında böyle bir rehavet var ya. Ya bir kendinize gelin, bir silkelenin. Ben inan ki yani Nelman Hanım, yarışmak istemiyorum sizinle. Ben orada bak, Beyhan Hanım istiyorum. Bak yol istiyorum. Orada. Beyhan... Bir de benim öğrencim, bir de benim talebem. Bir de üstüne üstlük şampiyon olarak, şampiyon bir kayınvalideyle yakışmak bana yakışır. Bitti mi? Bitti. Buyurun. Tamam. O zaman bak şimdi kulağını aç, beni iyi dinle. Dinliyorum. Beyhan Hanım'ın nesini beğeniyorsun? Beyhan Hanım burada uyuyordu. Gelinini bulamıyordu. Öyle yapıyordu, böyle yapıyordu. Yani çok da renkli bir yarışmacı değildi. Bence renkliydi. Nesini beğendin? Yani? Renkliydi. Sen bencesine benden korktun. Ben. Daha evet, daha ezebileceğin ben. Birini istiyorsun. Beyhan Hanım'ı çok güzel eziyordun. Ezebileceğin birini baktın ki ben karşımda... Estağfurullah, ben kimseyi... Dişli. Ben dinleyeyim sizi sonra. Baktın siz mi ki dişlisiniz? Ben dişli. Allah aşkına bırakın Nermin Hanım. Ama Beyhan Hanım'ı ortaya atan sizsiniz. Attım. Şimdi bitti mi? Ben cevabını vereyim. Buyurun. Size. Müsaade ederseniz. Ben asla kimseyi ezmek gibi bir derdim yok. Ama ben yani dişime göre bir rakip arıyorum arkadaşım.